Evet. Doğuş Gibi Yeşilçam Spor Programı'nın her hafta olduğu gibi özel gündem, özel programla siz seyircilerimizin karşısındayız. Bugünkü özel konuğumuz Almanya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi hemşehrimiz Mehmet Metur. Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve her zaman, her hafta olduğu gibi Murat Dora partnerim programa başlıyoruz. Evet. Özel konuk, özel programımızla Mehmet Matur abimize Almanya Futbol Federasyonu'ndan, yönetim kurulundan, Alman futbolundan ve Türkiye'deki Türk futbolu ve Hatay sporu tartışacağız. Bugün Mehmet Matur abimize o değerli bilgilerinden Almanya'da ne zaman, nerede, nasıl bu işe başladı? Kendisinin bilgilerinden faydalanacağız. Evet, Mehmet Matur abimiz 1960 Kırıhan Hatay doğumlu, Almanya Berlin Eyaleti'nin Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. Türkiye'nin spor kulüp başkanlığını bıraktıktan sonra Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istemeden etik açısından abisi Durmuş Ali Matur'a bıraktı. Kendisi uzun bir dönem 2004-2006 yılından bu yana Almanya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor. Evet Mehmet abi, hoş geldiniz tekrardan. Kendimizi bir tanıtalım. Mehmet Matur, Almanya'da Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği ne zaman başladık? Evet. Şimdi öncelikle teşekkür ederim bana bu fırsatı kendimi tanıtmak veyahut da en azından bir şeyi hemşehrimizin böyle bir şeyde sizin de başlarınızdan dolayı davet ettiğiniz için. Ben 1983 yılında Berlin'e gittim eşimle evlendikten sonra. Oraya gittikten sonra bir devlet demir yollarında göreve başlamıştım. Bana hazır gün ne yapıyorsun diye arkadaşlar soruyor, Türk arkadaşlar. Tabii ki Berlin ve oradaki Kreuzberg bir semti vardır, küçük İstanbul derler. Evet. Oradaki hemen çoğunlukla Türk insanından olduğundan dolayı biz kendimizi hiç yabancı olarak hissetmedik. Kendi küçük İstanbul'da hissettik. Ne yapıyorsun dediler. Pazar günü ben dedim yani bilmiyorum herhalde biriyle çıkarız veya evde otururuz, öyle bir programımız yok. Dedi ki Türkiye'nin spor maçı var. Öyle geldi. Allah Allah, Türkiye'nin spor. O zaman ilk defa duymuştum. Daha önce Batı'dan takip edememiştik kulübümüzü. Almanya'nın en köklü Türk kulüplerinden bir tanesi. 1978 yılında kurulmuş. Ve kurulduktan bir sene sonra bütün altyapı, alt liglerden üst üste ta o zamanki dönem Almanya'nın 3. ligine kadar direkt çıkış yapmış. Arka arka. Bir kulüp arka arka. Ve 2. ligine çıkışı da bir son maçta, benim de o maçta bulunmuştum 1990 yılında. Evet. 2 puan önüne gittiğinde, yani bir beraberlik edecekken maçı kaybederek diğer ikinci takım çıkıyor 2. ligine. Maalesef öyle kaybediyoruz. Orada seyirci olarak başladım. Ardından 84 yılında hemen bir üyeliğimiz gerçekleşti. Ve arkadaşlar tabii bizim maçlar devamlı görünce o yıllarda 4000, 5000 bazı her tabelleri maç yaptığımızda 8000 seyirciye ulaşabiliyorduk. Dediler ya burada işte sana bir yelek giydirelim, bir işte security şimdiki dediğimiz gibi görevli olarak bir şey yapar mısın? Tamam yaparım dedim, niye olmasın, öyle başladı derken tanıyınca o zamanki başkan şey yapar mısınız, ya kasada bir durum falan, öyle öyle başladık, devam ettik. Hatta o başarılı döneminde de Mehmet Aygün başkanımız, şu anki yani Titanic Otelleri'nin sahibi, başkanlık yapıyordu Türkiye'nin spora. Sağ olsun. İşte o dönemler, o başlangıçlarda biz de yeni başlamış olmuştuk. Ve ardından altyapı sorumluluğuna getirildim. Yani oradan antrenörlerimiz seçti beni, altyapıda sorumlu olarak. O çalışmadan sonra tabii yönetim kurulunda bir çalışma oldu. Ve her zaman için bir organizeden sorumluydum ben. Çünkü o işlere daha yatkın olduğumdan dolayı. Ardından da ikinci başkanlık derken kulübümüzün üçüncü lig adım atma, yarı profesyonel dediğim şimdi Türkiye'de dördüncü lig olan regional lige döneminde de yani futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştım başkan olarak. Evet. Türkiye'nin spor. Süper. Şimdi ben bir gireyim de size. Aslında ben şimdi şurada gerçekten çok heyecanlandım. Hani şöyle bir durum var.
Evet. Gerçekten sizi tanıdığım için onur ve gurur duydum ben. Hani bir Türk olarak, özellikle de bir Hataylı olarak mesela, Almanya gibi böyle hani bir ülkede, orada federasyonda böyle görev alacaksın, üst düzey görev alacaksın. Şahsen ben kendi adıma söyleyeyim, onur ve gurur duydum. Ki böyle güzel hani değerler var ama biz bunun farkında değiliz. Açıkçası bu açıdan baktığım zaman da çok üzüldüm yani. Evet. Hani böyle değerlerimiz var, üst düzey değerlerimiz var ama biz hani ülkeyi de geçtik. Hani şu an mesela takımımız Süper Lig'de Hatayspor olarak mesela. Şimdi şunu da merakla bekliyorum aslında. Bir soru olarak da düşünülebilir bu. Hatayspor'un başkanlığını, yönetimini ben şimdi şu an açıkçası merakla bekliyorum. Böyle bir büyüğümüz var, değerimiz var, abimiz var. Almanya futbolunda mesela söz sahibi olmuş bir insan var. Bakalım ne gibi, hani acaba gelecekler mi? Futbolcu veya herhangi bir konuda yardım isteyecekler mi? Açıkçası ben merakla bekliyorum şu an. Bugüne kadar Hatay'dan, Türkiye'den, Türk futbolundan sizinle temas haline geçen yetkililerimiz oldu mu? Ben 2004 yılında seçildim yönetimi. O zamanla 2016'sında görev yapıyorum ve 2006'da itibaren de Alman Futbol Federasyonu görev yapıyorum. Yani çok kulüplerle temasımız oldu. Fakat bir Hatay Spor'dan yani benimle bir resmi görüşme yapan veyahut da bir şey yapan müracaatın olmadı o konuda. Ama yani fırsatını bulmuşken de Hatay Spor'umuzu bu arada şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok çok sevindik, orada mutlu olduk. Bir Hataylı olarak tabii yani. Şampiyonluk oldu, konvoylar yapıldı. Ve arkadaşlar aradılar, gençler, oğullarımız hepsi katıldı. Konvoylara gittiler, orada meşhur Kudam diye bir yer vardır. Orayı bayağı inlettiler ve Türklerin yaşadığı o küçük İstanbul'u. O anda Hatay Spor'un varlığını orada çok çok sevindik gerçekten. Yani Süper Lig'de de ona başarılar dileriz Hatay Spor'a. Yani Hatay Spor'dan öyle bir, Murat Bey sizin dediğiniz gibi bir teklif gelirse, bir şey öyle gelirse bir ben kendime öyle bir şey gelse gelmese de en azından bir Almanya'da, bir Avrupa'da Hatay Spor'un temsilcisi olarak görüyorum biz kendisini. De, süper. Şimdi bu çağrımızla artık hani yetkililere bir şey olsun, duyuru olsun. Evet. Bizi eğer duyuyorlarsa ki şöyle de bir durum var. Yaklaşık bir yıldır işte program yapıyoruz biz ama çok böyle hani şaka gibi başladık biz. Evet. Şu an 100 binlerde, 200 binlerde insanlar bizleri izliyorlar. Dünya her tarafından izliyorlar bu arada bizi. Ki çok büyük kitlelere artık hitap etmeye başladık. Uluslararası platformda mesela. İşte Oslo'sundan tutun, Norveç'in Oslo'sundan tutun, Kazakistan'a kadar her taraftan izleniyoruz. Şimdi biz de muhtemelen izliyorlardır bizim evet. yetkililerimiz. Bu da onlara bir duyuru olsun. Evet. Hani şöyle diyeyim ben size, kendi adıma konuşayım mesela. Böyle bir insanı para verip de bulamazsınız. Ama işte karşımızda şu an ve bizim stüdyoda karşımızda oturup bütün bizim sorduklarımız sorulara cevap veriyor. Ki böyle de bir imkan olursa, böyle bir durum oluşursa da ben her zaman Hatay'a yardımcı olmaya hazırım diyor. Hatay Spor'un yanındayım. Fahri ve resmi görev alabilirim. Hatta şu esnada lafa girecek olursam, oğlum, büyük oğlum Hakan Matur da Hatay Spor'da futbol oynadı. Kendisi 2000 Göztepe'ye gelmişti 2001 yılında. Hatta orada 2 sene dönemden sonra, hatta 2002-2003-2003-2004 yıllarında Hatay Spor'da ya ikinci ligdeyken o yıllarda profesyonel ligde futbol oynadı kendisi. Süper. Yani üçüncü, üç sene de olabilir tam hatırlayamayacağım şimdi de gerçekten. Yanlış bilmiyorsam ben siz de bir amatör zamanında. Ben de amatör olarak evet şeyde Almanya'nın Köln kentine yakın bir yerlerde futbol oynadım. Şunu diyebilir miyiz? Evet. Futbolun içerisinden gelmiş, futbol çocuklara kadar ulaşmış bir zaman diyebilir miyiz? Evet, tabii. Her zaman için. Yani öyle bir futbol ayarından geldiğimiz için hatta büyük olan bıraktı, ufak olan şu an 20 yaşında. O da Beğen'deki şu anki bir 4. ligde. Yani futbol oynuyor. O yarı profesyonel. Kendisi geliştiriyor. Hedefleri var. Onun da idealleri var. Evet. O da ilaki bir zaman olup gelip Beğen'in yani Türkiye Süper Ligi'nde futbol oynamak. Futbol koşturmak. Yeri gelirse diyor, seçeneğim olduğunda da Türkiye Milli Takımı'nı seçerek Türkiye Milli Takımı'nda futbol oynamak. Süper. İnşallah yeğenimiz bu emellerine kavuşur. Başarılar diliyoruz. Malum
Hatay'ın geçmişten bu yana hem siyasi hem yerel hem de sporda sıkıntı şu. Biz uzun zamandır böyle ehliyet liyakat sahibi insanlarımızı vitrine çıkaramıyoruz Mehmet abi. Özellikle bu Hatay'da çok ciddi anlamda sıkıntı teşkil ediyor. Yaklaşık bir yıllık programımıza biz bunları zaman zaman çok dile getirdik. Sizin gibi böyle yani ehliyet ve liyakat sahibi 10 numara 5 yıldız abilerimiz, arkadaşlarımız hem yurt içi hem yurt dışında çok güzel konumlara sahip insanlarımız var. Ama nedense bilgi ve becerisinden, tecrübesinden yararlanma yoluna gidemiyoruz. Gidemiyoruz kelimesini aslında ben yine kabul etmiyorum. Bizim Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nin, Basın ve Gazeteciler Cemiyeti'nin eski ismi, yeni ismi Allah nasip ederse 15 Temmuz'da Uluslararası Gazetecilik adı altında yeni isimle faaliyet göstereceğiz. Sağ olsun Başkanımız Mehmet Garip Sper Bey ve ekibi, çok değerli, birbirinden değerli arkadaşlarımız var. Ve bu yapılan tecrübe, görüşmeler neticesinde sizin gibi abilerimizi bulup vitrine çıkartmak nasip oldu. O da bize nasip oldu. Eyvallah, size bir kez daha teşekkür ediyoruz. Alman futboluyla Türk futbolu arasında mutlaka çok uçurum var. Almanya'dan, Avrupa'dan baktığınız zaman Hatay veya Türk futboluna nasıl bir tecrübenizi yansıtmak istersiniz? Evet. Şimdi yıllarca futbol işinde olduğum için ve hem yöneticilik hem kendim oynadım. Çocuklarla oynuyor. Yani belki şu ana kadar hiçbir maçlarını kaçırmadım. Ve hafta sonlarda rahat 3-4 maç karşılaşma izlerim. Gider amatörle, amatörle ve ufak çocuklarda bile hepsini izlerim giderim. Şimdi benim tabii ki gözlemlerim bu konuda Türk insanı yapı olarak spora yatkın. Spora ve futbola da çok çok yatkın. Yani fiziksel olarak, kendisi mental olarak evet. Ve bu şeyde de görüyoruz. Yani güreşte çok başarılı, boksta başarılıyız. Futbolda da o başarıyı 2002'de yakaladık Dünya Şampiyonası'nda. Basketbolda başarılıyız. Voleybolda kızlarımız, bayanlarımız çok başarılı. Hatta evet. Hatay Spor'da o konuda çok başarılı. Evet. Fakat bence bu futboldaki sıkıntı şeyden, altyapı çalışmasından. Şöyle bir şey örnek vereceğim. Alman Futbol'un federasyonunda ben görevli o anda değildim ama takip ediyorduk devamlı. 1998 yılında Fransa'da olan Dünya Şampiyonası'nda Almanya ön elemeleri geçemeyip elendiğinde çok büyük yankılar uyandırdı o yıllarda. Yani devamlı Almanya'dan beklenen bir final, yarı final. Yani bir çeyrek final bile onlara doğru yeteri gelmiyor. O açıdan dedik ki Alman Futbol Federasyonu, Rudi Feller o zamanlar antrenördü, dedi bir dönüşüme gideceğiz. Yani bunu biz altyapıya önem vermemiz lazım, futbolcu yetiştirmemiz lazım, kaliteli futbolcumuz olması lazım. Derken bütün birincilik süper liglerdeki Almanya Bundesliga da kulüplere mecbur bıraktı futbol akademisi kurdurmayı. Futbol akademisini bir sene süre tamamı kurdurmayı. Yasallaştırdılar. Evet. Bu şey tüzüklere işlendi, geçti ve bunu kurmayan kulüplerin iki sene, en fazla iki sene, bir sene ve iki sene arasında bir zaman verdiler. Kurmayan kulüplerde dediler ki yani büyük cezalar gelecek ve dikten atılacaksınız bir adliye. Gerçi hepsi o ama şeyleri kurdular. Akademisini. Ve o akademi içerisinde neler var? Çocuk psikolojisine ilgilenen psikologlar var. Orada sosyologlar var. Çocuğun sosyal yapısıyla ilgilenen. Çünkü çocuğu şöyle düşünün. Yani hemşiresinden psikologuna kadar doktoru hepsi mevcut. Ve alıyorlar otobüslerle, minibüslerle okullara götürüyorlar. Okuldan alıyorlar bunları. Orada akademiye yerleştiriyorlar. Çocuk devamlı futbolun içerisinde futbol ve okul. Futbol okul. Ve ailesiyle sıkıntı olduğunda şimdi çocuğu bazen diyelim ki akademiler Köln'de vardı. İşte Bundesliga takım olarak Münih'te var ama oraya 200-300 kilometre uzaktan bir futbolcu, oyuncu gitmiştir, transfer yapmışlardır. Bu çocuk psikolojik sıkıntı yaşamaması için o psikologlar görevliydi ve sosyologlar görevliydi. Anneden babadan uzak ayrı kaldığı için. Ailesinden. Yani ailesini koparmamak nedeniyle de bunlar devamlı bağlantı kurdulardı. Sonunda onu başarıya getirmeye başladı. 2002 yılında yarı final oynadı Almanya. Yani orada bir 4 sene içerisinde. Şey, Brezilya biz yarı finalde yenilmiştik biz, evet. Ronaldo'nun atmış olduğu golle.
ve Almanya ile de Brezilya oynamıştı o zaman finali. 2002 yılında. Bizdeki o başarıdan sonra maalesef bir gerileme tekrar başladı. Yani o bir şey olmuş oldu. İyi bir oyuncuların bir araya gelmesi gibi. Yani bir uzun kısa uzun var. Benim için çalışmalarım federasyonda da devamlı şeydir. Yani kısa bir çözüm çok kısadır bu. Anlıktır ama esas orta vadeli ve uzun vadeli çözümler üzerine çalışmak. Ona göre projeler yapmak. Altyapı çalışmalarına Türkiye'de geçilmezse maalesef bu sıkıntıları her zaman için yaşarız. Özellikle son iki yıldır UEFA ve FIFA'nın evet. takımlarına ve federasyona bayağı bir yaptırımları oldu. Evet. Özellikle işte bu sene bazı kulüplere harcama yetkisini kısıtladı. Yani kulüpler tabiri caizse hepsi iflasın eşiğine geldi. Yani üç büyüklerde zaten çok ciddi sıkıntılar var. Ve ben şahsen utanç duydum. Geçen sene ve bu sene Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüpler taraftarından para topladılar yani. Evet. Geçmişten kaynaklanan. Maalesef. Yani o duruma hiç gelmemek gerekir. Çünkü altyapı çalışma yaptığınız zaman iki tane futbolcu katsanız takımınıza bu iki senede dört tane yapar. Yani bu evet. şeyde de Almanya'da da Fransa'yı o kadar bilmiyorum ama Almanya'da mecburi. Yani 19 Bundesliga oynamış bir oyuncuyu takıma iki tanesini katmak zorunluluğumuz var. Zaten şu an Avrupa'nın en gözde iki tane ülkesi var. Almanya ve Hollanda. Hollanda'nın zaten meşhur Ajax altyapısı Avrupa'da ve dünyada ama ses getiriyor. Almanya bu konuda çok önde gidiyor. Hani disiplin konusunda çok önde gidiyor. Yani i̇şte, yapılan bir şeyi çok ciddiye alıyor. Kaç yılında o yasa çıktı Mehmet abi? İşte akademi. 98 Dünya Şampiyonası'ndan sonra buyurun. 99'da başladılar ve ondan sonra başladı. Yani bir... Almanya'nın birinci lig, yani Bundesliga birinci, ikinci, üçüncü liglerin veya bütün profesyonel takımların altyapısında bir akademik lig var. Evet. Doğru mudur? Doğru. Bu olmazsa kesinlikle... Bir daha kümeye düşürülüyor. Kümeye düşürülüyor. Yani UEFA'dan o baskı gelmiyor. Adam kendisi onu zaten öldürüyor. Çünkü bu zaruri olduğu için. Evet. Şimdi bizim bir de şimdi şöyle bir şey var. Hatay'ı konuşacağız ama. Yani Hatay Spor'un altyapısına gelene kadar Türkiye'nin altyapısı var. Evet. Hani Türkiye'deki büyük takımların altyapısı var. Hani Türkiye Futbol Federasyonu aslında böyle bir çalışmayı, şimdi Alman Futbol Federasyonu 98 yılında bunu gerçekleştirdi. Biz neredeyiz şimdi 2020 yılındayız, 2020'deyiz mesela. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan böyle bir şey var mı? Maalesef yok. Yok. Bu şimdi da çok üzücü. Ben bu da çok üzücü. Milli takımın maçlarını izlediğim zaman tabii Hamit Altuntop, Halil Altuntop, Yıldıray Başlıyor. Hepsi Almanya'da. Bunların oynadığı o dönemlerde ve sonraki dönemlerde bizde milli takımlarda oynayanlar, yani Cenk Tosunlar, bunlar hepsi şeyden yetişme. Buradaki çocuklarımız. Çocuklarımızın, gençlerimizin çoğunluğu hep oradan yetişme. Mesela Demirspor'daki, Adana Demirspor'daki Süleyman Koç'u çok iyi bilirim. Onun babası aile dostumuz ve İskenderunlu'dur ailesi. Evet. Erdal Öztürk var orada. O gencimizde Berlin'e yetişti. Hertha Berlin'den Bayern Münih'e geldi. Bayern Münih'ten Kayseri'de, Kayseri'nin hatta Demirspor'a. Yani öyle çocuklarımız o yolu seçiyorlar, arıyorlar altyapısına. Almanya'dan gencimiz başarılı oluyor zaten burada. Ama ben de diyorum, yani niye oraya kadar gelsin? Yani ben Almanya'da yaşayan bir soru seviniyorum tabii ki. Gençlerimizin, Almanya'da yetişen gençlerimizin milli takımda oynaması, oralara kadar gelmiş olması, başarısı. Fakat Türkiye'nin elindeki o imkanlar var. Buradaki bir oradaki 3 milyon Türk'ten bu kadar milli takıma futbolcu veriyorsa burada 81-82 milyondan biz o zaman orta şey olarak niye daha fazla çıkaramıyoruz futbolcu? Ve Avrupa'ya biz niye satamıyoruz? İşte bunu... sıkıntı burada. Çok büyük bir sıkıntı. Hani şöyle de bir şey vardı. Geçen gün, geçen programda bir şey söyledim. Burada biraz güldük. Ümit abi siz de gülesiniz evet. diye söyleyeceğim şimdi burada. Biraz latifede bulunacağım. Fenerbahçe'de oynayan bir tane stok vardı. Stok, evet. Adam Türkiye'de bir gol attı. Dünyanın en iyi golü seçildi. Evet. Ödül aldı. O hani o şey attığı o gol Türkiye'de ikinci oldu. Yani şimdi Türkiye'mizin evet. futbolunun nerede olduğunu gösteriyor. Aslında hani ben bir Fenerbahçe'nin hani attığını yaptığını konuşmuyorum burada. Anladım, sadece Türkiye'deki evet. futbolun nerede olduğunu göstermeye çalışıyorum. Altını çizerek de. Yani biz yanlış yerdeyiz diye düşünüyorum. Yanlış yoldayız diye düşünüyorum. Ki şimdi İşte üç büyüklerin ve tüm takımların harcama limitlerine çıkardılar mesela. Şimdi baktığında öyle bir şey ki hani oraya fazla girmeyelim ama yanlış şeyler oluyor diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum ama. Almanya'da
sıradan bir profesyonel takım, Bundesliga'da oynayan, yani adı Bayern Münih, Schalke, Mainz, onların altyapısına her yıl harcadıkları para miktarını biliyor musunuz Mehmet? Şimdi kulüp evet değişiyor bu. Şimdi ben bir Erdal Öztürk'ten bahsetmiştim. Onun Hoffenheim'e bir transferi olduğunda benden ailesi, benim damadım, dayısının oğlu olur o çocuk. Genç, o rica ettiler. Mehmet abi dediler, bize yardımcı olur musunuz? Biz bu anlaşmaları tanımıyoruz, bilmiyoruz. Dedim size seyrede yapmıyorum. Yani böyle şeyle para almam, hiçbir zaman için yapmadım. Her gencimize de yardımcı olur. Yani yurt dışında Berlin'den bilhassa gelen Türkiye'de futbol oynamak isteyen çocuklar ilk önce beni bulurlar. Onlarla otururuz, bir sohbet ederiz. Buradaki karşılaşacağı sıkıntıları da anlatırız. Harcadıkları para kulüp kulüp değişiyor. Ama bu rakamlar, Bundesliga'daki takımın 70-80 milyon şeyi varsa ortalama, şimdi Bayern Münih burada tabii ki 200 milyonlara kadar ulaşıyor. Ama şeyin harcadığı para ortalama 10'da 1'idir. Altyapı için harcadıkları para. O akademilere, o hocalara ve onların yetiştirilmesine. Rakam büyük rakam. Yani bir rakam, o 80 rakam. Milyonluk bir bütçesi olan bir Bundesliga takımı, yani 8 milyon euro kadar bütçede altyapıya ayırıyor. Yani Bayern Münih de olsa, en kötü o Bundesliga'nın en kötü takımı da olsa, atıyorum 80 milyona 10'da 1, 8 milyon euro. Evet. Türkiye'de bu rakam çok ciddi bir rakam. Yani 8 milyon euroya ben... Türkiye'de bırak 10'da 1'ini. İki tane, ikinci ligde iki tane, üç tane takımı yönetirim. Evet. Ben ikinci ligde, profesyonel ikinci ligde... Ya da şöyle yaparsın. Oradaki hani onda bir veriliyor ya altyapıya. O rakamdan burada takım yönetirsin. Üst takım yönetirsin. Alt değil ha, üst takımları yönetirsin. Yani reklam yerlerinden sonra evet yani, çok ciddi. Buradaki yani önemli olan aslında altyapıya verilmiş olan o önem, o değer. Tabii canım. Borcu yetiştirmek için. Benim bahsettiğim gibi. Teşvik. Teşvik. Hocalar var, şeyler var. Ona göre psikologlar var, doktorlar var, sosyologlar var. Bunlarla ilgili yani fizyoterapeutlar falan gelmedik daha. Onun masörleri devamlı orada. Bunlar altyapı için de yani maaşlı, aidatlı çalışan insanlar. Elemanlar. Şimdi Avrupa'yla özellikle Almanya'yı örnek alalım. Almanya Futbol Federasyonu ile Türkiye'deki Futbol Federasyonu arasındaki bağı anlatayım size abi. Şimdi Almanya'da Franz Beckenbauer'dan sonra Almanya Futbol Federasyonu başkanı. Evet. O bıraktıktan sonra kim geldi abi? Rumeli'yi zannedersem. Bayern Münih'e, Rumeli'ye geldi, evet. Bayern Münih'e geldi ama evet. Futbol Federasyonu yönetim Futbol Federasyonu başkanlığı da yaptı. Yani Almanya'nın milli takımında üst düzey futbolcular Futbol Federasyonu başkanlıklarına geliyor. Türkiye'ye baktığımız zaman bilakis futbol oynamamış, futbolun içerisinden gelmemiş, siyasetten isimler geldi. Şimdi Almanya'nın futbol tarihine, geçmişine bakıyorsun, Türkiye'nin futbol tarihine, geçmişine bakıyorsun. Son 3 yıldır eğer Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş iflasın eşiğine geliyorsa, taraftarlarından para topluyorsa, bana kalırsa bu yüz kızartıcı bir hadise. Alman futbolunda, Alman kulüplerinin böyle bir yaptırımı oldu mu? Yani taraftarına gidip işte biz zor durumda kaldık, bizim ekonomimiz bozuldu, böyle bir para talepleri olur mu? Öyle oldu bir şeyi bırakın Bundesliga'da biz Türkiye'nin spor olarak böyle bir şey hiç yaşamadık. Hiç yaşamadınız. Ama bir de şöyle bir şey var, özür dilerim ben lafa gireyim de burada. Şimdi bu öyle bir şey ki önümüze bir atıyorum mesela bir evrak koyuyorlar. Diyorlar ki mesela burayı bir okuyun bakalım. Şimdi okurken senin oradan çıkabilmen için, hani o yazıyı okuyup oradan çıkabilmen için illa ki hani işte şu an mesela Fener, Beşiktaş, Galatasaray aşedir. Doğru mu? Evet. Yani halka açık bir şirkettir yani. Sen şimdi çıkıp da hani cebinden o parayı koyamıyorsun o kasaya. Ne yapman lazım? Diyor ki mesela sen UEFA. Şimdi şöyle bir şey var ama bak bir gerçek var mesela. Bir realite var. UEFA diyor ki bana projeyle gel. Projelerini sun. Ben de sana ona göre ceza vermeyeyim diyor mesela. Fenerbahçe'ye geçen sene ceza niye vermedi UEFA? Gerçi Mehmet Hanım'da daha iyi bilir o kriterleri de. Ceza verme işin sebeplerinden bir tanesi de şu. Adam diyor ki ben hani UEFA kriterlerine göre bakın da takılmayalım. 50 milyon lirayı ben size bulacağım. Bunu ben 1 lira 1 lira toplayacağım. UEFA da diyor ki bir göreyim bakalım. Bir göreyim ona göre ben de değerlendirmeyi alayım. Fenerbahçe bu konuda böyle bir şey yaptı. Yani burada hani şöyle bir şey var. Para topladı dersek yanlış yere gideriz.
Hani konuyu açaraktan hani konuşursak nereye çıktığımızı biliriz. Fenerbahçe bunu yapmaktaki gayesi şu. Federasyonun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun önüne koyduğu engellilere karşı UEFA'nın kriterlerine göre sen cebinden para koyamıyorsun ama bana belli projelerle gelirsen ben sana yardımcı olurum diyor. Evet. Doğru. Yanlış bilmiyorsun aynen. Mehmet abi. Doğru. Mehmet abi az önce dedi ki Bayern Münih'ten örnek verdi. Evet. Bütçesi 80 milyon. Hani bu dönem. Farz edelim Bayern Münih'in bütçesi 10 yıldır 80 milyon euro. Doğru mu Mehmet abi? Onda bir 8 milyon euro yok. Evet, evet. Yani diyor ki Futbol Federasyonu yasasında, Futbol Federasyonu yasasında bütçenin onda biri. Evet. Mecbursun diyor. Bu parayı altyapıya harcayacaksın. Tamam. Gerekçesi yani kulüplerin ileriki aşamada zarar görmesin, işte sürekli transfer olmasın. Doğru. Çünkü burada doğru bir mantalite var. Peki bizde? Ama Türk futbolunda üç büyüklerin sen son 3 yıl harcadıkları paraya, rakamlara bir bak. Tamam da bizde yani burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 3'te 1 ekonomisinin 3'te 1'ine tekabül ediyor. Tamam tamam. Bizde peki öyle bir federasyon var mı? Senin takımlarına sen bütün yaptığın transferlerin, yaptığın harcamanın onda birini vereceksin diye bir federasyon var mı bizde? Futboldan anlamayan futbol federasyonu başkanlarını seçersin. Burada suç şimdi Mehmet abi. Evet. Takımlardan mı federasyondan mı? Başta federasyonlar. Federasyon. Bence de. Yani burada biz takımları eleştirmeyeceğiz. Burada önce federasyonu eleştireceğiz. Şimdi mesela işte bir haftadır mesela Fenerbahçe'nin atıyorum mesela yaptığı limitleri konuşuluyor mesela. Adamlar şimdi katmışlar. Eğer ben yanlış bilmiyorsam ki biraz araştırdım. Sosyal medyada da takip ettim. BN Sport'un CEO'su acilen federasyona çağrıda bulunmuş. Demiş ki acilen bir toplantı. Lütfen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da davet edin. Toplantı yapmamız lazım. Pazartesi gerçekleşecek. Evet. Şimdi ben dün ve bugün sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla Futbol Federasyonu demiş ki bakarız tekrardan hesaplarız. Eğer yapılacak bir şey varsa yaparız. Ne oldu? Sen bir hafta önce, iki hafta önce bu rakamları açıklarken kardeşim kabul etsek de etmesek de Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri değil mi Fenerbahçe? Evet. En büyük kulüplerinden biri değil mi? Sen kalkmışsın 150 milyon gibi komik bir rakam. Komik bir rakam. Ha bunu şöyle ben değerlendiriyorum. Burada takımlarımız değil, önce federasyon kendine bir çek düzen vermesi gerekir ki Mehmet abi bu konuda daha iyi bilir. Mehmet abi, Alman Futbol Federasyonu kaç yıldır özerk? Yani yaklaşık 40 yıldır siz Almanya'dasınız. Alman Futbol Federasyonu'nun kuruluş tarihleri yani 1895-96 yıllarına dayanıyor. Yani 120 senelik bir şey federasyon. 120 yıl. Yani özerk statüye ne zaman geçti? Kendi kendini ne zamandır yönetiyor? Kendisi, ben evet. 30-40 yıllık bir süreci biliyorum yani. Yanılabilirim. Yani 72-73 olabilir evet o yıllardan itibaren. Şimdi biz yaklaşık bir 10-12 yıl oldu bizim özel futbol federasyonu. Yani evet. Şu an siyasiler karışmıyor. Ben şunu anlatmaya çalışacağım o zaman. Tamam Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın geldiği sıkıntılar ortada. Ama az önce işte Mehmet abi sadece Bayern Münih'ten. Bayern Münih gibi bütün kulüplerde bu yaptırım gücü var. Bunu Futbol Federasyonu, Almanya Futbol Federasyonu yaptırım yasasına uygulatıyor bunu. Tabii ki. Peki, tabii ki. Daha bu sene bir karar aldılar şimdi. Kulüplerin hani çarşambanın gelişi, perşembenin gelişi çarşambadan beri olur. Önümüzdeki sezon altyapı patentli bir tane futbolcu Süper Lig'de oynayacak. Be kardeşim, daha önceden yapsaydınız bunları. Sen geçen sene, evvel sene sınırsız yabancı getirdin. Altyapını düzgün hale getirmeden, plan program yapmadan, ileri kısa uzun orta vadede bir plan yapmadın, yabancılaştırdın sen. Yani Galatasaray tarihinde ilk defa 11'i yabancı çıktı. Yani bu Türk futbolu adına utanç verici bir durum. Ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Evet. Mehmet abi de burada, futbol çok iyi bilen bir insan olarak söylüyorum ben. Ben şahsen yabancılara karşı değilim. Yabancı sınırlanmasına karşıyım ben açıkçası. Baktığımızda mesela bir Real Madrid'i düşünün. Dünyanın büyük takımıdır. Onlarda bile sınırlama yoktur. Sahaya çıkan ilk 11'in mesela 10 tanesi yabancıdır. Bir kalecileri vardı, İlker Casillas vardı. İspanyollu, bir de defansa duran bir Ramos vardı. Onun dışında hepsi yabancıydı. Ama baktığınızda adamlar almadığı kupa, yapmadığı, getirmediği başarı yok. Kulüp olarak da, yani, ülke olarak da başarılı vardı zaten İspanyollar. Şimdi, oradaki şey belki yeterliydi. Almanya'nın mesela tarihine bakın. Adam hep 7-8-10 atmış. Türkiye'nin tarihine bak. 7-8-10 yemiş. Doğru mu? Evet. Böyle hani bir geçmiş. Almanya'nın son 20 yıllık
Avrupa ve Dünya Kupası finallerine bakın. İlk üçte Alman milli takımı var. Tabii. Bakın Almanya, yanlışım varsa zaten Mehmet abimiz de burada. Düzeltir bizi. Turnuva takımıdır Almanya. Aynen, evet. Almanya turnuva takımıdır. Yani her zaman ilk üçtedir. İlla ki. Şimdi burada neden kaynaklanıyor biliyor musun? Şimdi bizim de Türkiye Spor'da örnek olarak verirsek birçok ulusumuz ile. Bir de bu şeyde esnada şeye de bir değinmek istiyorum. Futbol oynayan Berlin'de 150 bin üyemiz var bizim. Yani Futbol Federasyonu'na bağlı. 150 bin ve Almanya genelinde bu rakam 7 milyon. Lisanslı futbol oynayan sayı. Düşün, bu kadar iyi bir organize ve Berlin'deki yani 4,5 milyonluk bir nüfusta 440 tane futbol kulübü var. Düşünebiliyor musun? Berlin gibi bir şehirde 440 tane. 440 tane futbol kulübü var ve 150 bin, yani bu rakam 158 falan olabilir, değişiyor devam ama üyemiz var. Şimdi alt yapı şeyden başlıyor. 4 yaşında alıyoruz bu çocuklara. Ona Pampas ligi diyoruz. Yani daha çocuk Pampas'ta yeni çıkmış. Ama onlarla nedir? Koordinasyon, top çalışması, aslında futbol sporu sevdirmek bu şekilde başlıyoruz. Ve turnuvalar oynanmaya başlıyor. Bu ta 18-19 yaşına gelene kadar, A lisans, yani A liglerine kadar devamlı turnuva oynuyor çocuklar. Şey o aslında turnuvaya çok alışkınlar. Biliyorlar. Almanya'nın turnuva takımı olmasındaki sebep de bizim, o altyapıdan oradan kaynaklanıyor. Alman disiplini zaten buradan yedim. Bizim yemek yerken su içmek gibi bir şey işte bu. Evet. Çocuklar 4 yaşına. Ki ben de bu arada şunu söyleyeyim. Benim küçük oğlum 4 yaşında, 3 evet. yaşında. Muhteşem bir sulaya var. Toplara evet. da öyle bir vuruyor ki. Muhteşem bir şekilde. Şimdi düşünüyoruz, dur bakalım. Kısmet olursa hani yaşı 4-5 olsun da artık. Götüreceğiz altyapıya, göstereceğiz. Büyük oğlum da hani o enerjiyi görmedim ama küçüğünde muhteşem bir şekilde. Topları öyle bir vuruyor ki yani bilinçli vuruyor. Top alıyor evet. havaya mesela vuruyor. Yerdeyken topun ayağının yüzünden vuruyor. Şeyli yani. Bilinçli bir şekilde. Daha önce dediğim yetenek var. Var. Bizim topumuzda yalnız bunu yani bir işlemek lazım. Evet, işlemek lazım. Bunlar aslında birer şey, elmas. Şimdi yani mesela bunlar işlenmesi gerekiyor bu çocuklarımızın. O da neden altyapıdan geçiyor? Altyapıdaki iyi çalışmalar, iyi hocalar, lisanslı hocalar. Bizdeki yani birçok kulüplerde bile Almanya'da C lisansı olmayanlar kulüpte antrenör olarak görev yapmıyor. O 4 yaşındaki çocukların bile antrenörleri ve en azından bir C lisansı vardır. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey aslında. Mesela şimdi açıkçası ben vallahi de billahi de Yamam Edam'ın burada olmasını isterdim ya da benim Almanya'da olmamı isterdim. Çünkü niye? En azından benim o küçük oğlum için mesela. Evet. Gidip de başvuracağım bir mercih var. Evet. Şimdi tırnak içerisinde başka bir şey söyleyeceğim. Bununla bağlantılı. Hatay Spor'da yıllardır biz Hatay Spor'u seviyoruz tribünlerden. Öyle bir şey ki her bir topçumuz var ki bizim muhteşem futbolcu yetiştiriyoruz. Ama gel diyor ki Hatay Spor'da oynayan bugüne kadar mesela işte şampiyonluk kadroda iki tane de Hataylı vardı sadece. Evet. Altyapıdan mı diyeyim artık veya işte başka takımlarda yetişmiş mesela kendini göstermiş Hataylı çok. Ama takımda sadece iki tane Hataylı vardı, doğru mu? Evet. Bir kaleci vardı, bir de Hamza Gül vardı. Aslında bu da bizler için acı verici bir şey. Yani biz halen daha acaba diyorum ki biz neredeyiz? Yani futbolun veya işte o sistemin neresindeyiz diye ben merak ediyorum açıkçası. Hani bizim görmediğimiz de sizin gördüğünüz hani dışarıdan birisi olarak mesela Avrupa'dan birisi olarak Hatay'ı da muhtemelen biraz da uzaktan izliyorsunuzdur. Evet, evet. Yani bizim göremediğimiz sizin gördüğünüz ne vardır mesela Hatay Spor'da bu konuda ilgili? Benim her zaman gördüğüm ve söylediğim şey şudur. Altyapı başka bir şey değil. Ve altyapıda hocalık yapacak şeyler antrenörlerimizin lisans olması lazım. Yani futbolu bilen, şimdiki bu çalışan altyapıdaki hocalarımız hepsi değerlidir. Onlara hiçbir lafım yok tabii ki. Hepsi işini görevini yapıyordur. Ama onları geliştirmek, UEFA lisanslı olmaları, yani futbolu yaptıktan sonra lisans her kişinin ufku değişiyor. Yani nasıl bir strateji izleyeceksiniz, nasıl bir taktik uygulayacaksınız, rakibe göre taktik, savunma nasıl geçeceksiniz, 3-5-2, yani bunu bilmeyip uygulamayanlar var. Bence o altyapı çalışması zaten şeyde olmuş olsa da ve ufak bir akademi şeklinde bile Hatay Spor'da düşün her sene 2 tane futbolcu almış olsaydı kadrosuna. Son 2 senede 4 tane daha oldu. Bu rakam 2'den 6'ya çıkardı. Yani o kadar şey. Fakat
zaman ayırmak lazım. Ben bunu bir zamanlar başkanımız vardı, onu da tanıdığım için, Murat İşcan, Kırkanspor'da. Onunla görüşmüştüm bir geldiğinde önünde. Eniştem Fatih Yurtman orada yönetimdeydi kendisi. Tanıştırdı. Tabii ki bizi aile olarak tanıyorlar. Dedim ki başkan dedim, yani bir süre verin. Bakın size dedim iki tane antrenör göndereyim Berlin'den. Onlar seve seve geldi. Onlar konaklama yeri veriniz. Altına bir araba veriniz. Bunlar gitsin Hatay'da tarama yapsınlar. Baksınlar dışarıda top oynayan çocukları toplasınlar. Bunlar futbolcudan anlarlar. Bunlara 5 sene ve 6 sene süre vereceksiniz. Ve bu çocuklarımızı yani fazla bir maaş da istemezler. Oradaki bunların çalıştıkları 2000, 1500, 2000 eurodur. Yani bu arkadaşlar ben 2000 euro da ikna ederim. Bir aylık. Ama size 5 senede sen dışarıdan futbolcu en azından yarısını almazsın. Sana 6 tane 7 tane futbolcu kazandırır diye ne kadar ayırma, ne bütçe ayırabilirsiniz diye. Ya dedim benim bütçem ne ki dedi o zaman 1 milyon dolar mı dedi öyle bir şey. 40 tane spor için. Ben buna neyini verebilirim ki 50 bin versem yani yetmez ki falan şu bu. Olmadı. Yani biraz da istiyorsak tabii ki ona da yatırım yapmak. Büyük bir rakamlar değil, Almanya gibi olması şart değil. Yani bu ise ufakta da başlayabilir. Tabii, yani tabii. Bir iki tane antrenörle, 5-6 yaşındaki gruplarla, 6-7-8 yaş, öyle hocalar zaten 2-3 tane takım çalıştırıyor. O artık o 8 saat sahalarda yani devam maaşlı olacak. Çoğu antrenörler Berlin'deki iş yerleri vardır, çalışıyorlardır. O lisanslı, C lisanslı ve B lisanslı hocalarımız aylık gelirler o işlerin yanı sıra 200-300 euro hocalık yaparlar. Bizim gerçekten 200-300 euro B lisanslı hocalarımız antrenörlük yaparlar. Çünkü kendi iş yerleri vardır ve çalıştıkları bir maaşları vardır. Biraz da o gönül işidir. Aynen. Tabii. O gönül işi ve severek onu yapmazsanız zaten olmaz. Şimdi şöyle bir şey var, yanlış bilmiyorsak ki hani bizim hocalar da var, altyapı hocaları var, Hatay'dan altyapı. Efendime söyleyeyim. Bu arada telefonumuz çaldı. Sesini kısmıştık ama. Altyapıdaki mesela hocalarımız da aynı şekilde bunlar şey yapıyorlar söylemenle birlikte. Dışarıda öğretmenler zaten. Ondan sonra ikinci olarak da şeye geliyorlar mesela. Hatay Spor altyapısına geliyorlar. Ki biz buna karşıyız. Hani aylardır burada bunu konuşuyoruz. Aslında siz güzel bir şeye değindiniz. Hani gönül işidir. Avrupa buna farklı bakar. Türkiye'de biz farklı bakıyoruz. Hani Türkiye'deki kafalar şu. Özellikle bizim Hatay'daki kafalar şu. Ya zaten benim belli bir gelirim var. Hani orada bulunuyorum. İşte benim diplomam var. Olsun bitsin. Evet. Öncelikle bizim bu zihniyeti değiştirmemiz lazım. Evet. Tabii gönül ve severek yapmak. Yani tabii. Doğru mu? Berlin ilinde Mehmet abi az önce çok bu benim tuhafıma gitti. Yani demek ki Alman Avrupa'daki futbolla Türkiye'deki futbol arasındaki şeyi farka bakar mısın? 440 tane lisanslı kulüp var diyor Mehmet abi. Yani İstanbul'la mukayese ettiğinde Ankara, İzmir, Antalya mukayese ettiğin zaman ki bu illerimiz çok büyük metropol illerimiz. Kulüp sayısıyla oradaki kulüp sayısını bir eşleştir. Aradaki uçurum farkı zaten çıkar. Düşünebiliyor musunuz? Almanya'ya da söyleyebilirim. Almanya sayısının 26 bin kulüp. Genel? Genel olarak. Bütün Almanya 26 bin. 26 bin. 26 bin lisanslı kulüp var. Burada 7 milyon lisanslı futbolcu. Yani 83 milyondaki bir nüfusun 7 milyonu lisanslı futbolcu. Düşünebiliyor musun? Mehmet abi, Hatay'ın 6-7 tane profesyonel takım var. Koskoca ilimizde altyapı, profesyonel altyapının altyapısını çalıştıracak, akademikliği çalıştıracak lisanslı 3 tane hocamız var bizim. Evet. Yani çok işler acısı bir durum. Maalesef. Türk futbolu nereye gidiyor? Biz uzun yıllar 1967'de kurulan bir Hatay Spor. Hani çok güzel başkanlarımız geldi ama ilk defa Hatay Spor'u yaşayan, dolu dolu yaşayan Sayın Doçent Doktor Lütfi Savaş Büyükşehir Belediye Başkanımız. Yani Hatay Spor'u altın çağını yaşattırıyor şu an. Evet. Basketbol ve voleybolda da gerçekten inanılmaz başarılara imza attı. Kendisi de zaten sporun içerisinden gelme. Yani asli spor branşı güreş. Fakat futbolu da seviyor. Sporu seviyor. Memleketi seviyor. Yani Hatay adına yapılacak kazanımların gerçekten fazlasıyla şu an yaptı.
Fakat bazı siyasi çekişmelerden dolayı işte bulunduğu siyasi parti ve geldiği siyasi partiyle alakalı bir takım handikaplarımız oldu. Hatay adına oldu. Ama çok da başarılı. İnşallah bu başarısını Süper Lig'de de devam ettirir. Yani Hatay olarak da yardımcı olmamız lazım kendisine. Bugüne kadar Hatay Spor adına size ve abinize, Türkiye Spor'a hiç futbolcu tavsiyesinde bulundunuz mu? Şu an halihazırda yarın sizin kapınızı çaldıkları zaman Hatay Spor adına veya işte Doçent Doktor Savaş Kulüp Onursal Başkanımızın adına böyle bir girişim bulundukları zaman yardımcı olur musunuz? Biz tekrar tebrik ediyorum başkanımızı bu savaşı buradan. Kendisinden de Berlin'e gelmişlerdi geçen sene. Ve daha önceki sene de bir Antakya Kültür Derneği var Berlin'de. Orada tanışmıştık ve Hatay Türkiye Spor Kulübü maçımıza da kendisi gelmişti bizzat abim davetlisi olarak. Orada tanıştık ve sohbetimiz olmuştu. Yani demin dediğim gibi futbol da bir gönül işidir. Tabii. Yani böyle bir şeyde yani gönüllü olarak yani biz menajer değiliz. Biz dernekçiyiz. Yani orada ve benim yaptığım bütün bu Alman Futbol Federasyonu ve Berlin Futbol Federasyonu işler de tarihidir. Yani oraya ayırdığım haftalık ortalama 18'de 20 saat haftada bir saatin tarihi olaraktır. O konuda yani ben başta tabii ki bir Türk ve bir Hataylı olarak öncelikle Hatay Spor'a tabii ki hizmet edip oraya yardımcı olmak benim için de bir görevdir. Böyle bir şeyde seve seve başkanımız öyle bir arzusu olursa, isteği olursa görüşüp kendisine yardımcı oluruz. Oradaki menajerleri de aradan çıkarttırırız. Almanya'daki yani tavsiye edeceğimiz de futbolcular vardır. Yardımcı olabilecek. Hatta antrenörler bile vardır. Yani futbol Köln Akademisi'nden mezun olan bir tanesi şu anda Ersin'i çok iyi tanıdığımız kendisi Ersan Parlatan. Göztepe'de şeyin eski hoca Hatay Spor hocası İlhan Palut'un yardımcı atölyedir. Kendisini bizler çok iyi tanıdık zaten. Öyle hocalarımızla devamlı temastayız. Yani her türlü yardıma ve hizmete biz Hatay'da olarak önceliyiz. Tabii ki hazırız. Şu an o sözlerinizi gerçek anlamda bir seyredenler şu an çok dikkatli izliyorlar. Gelen sorularda da öyle vardır muhtemelen ben seyredemiyorum ama monitörüm yok önümde. Çok önemli sözler bunlar. Bizi seyredenler, dinleyenler gerçek anlamda Mehmet Bey'in verdiği sözler çok önemli sözlerdir. İnşallah benim şuradan geçen temin ettiğim şu. İnşallah da bizim üstler görür, duyar. İnşallah da cevap verirler. Biz şunu söyleyecektim ben. Geçenki programlarda tabii şampiyonluk bitti gitti ama çok da irdelemeye gerek yok. Şunu söyleyeceğim. Biz 23-25 haftada gideriz. Hocamız değiştirdik. Hocamız değiştirirken altyapı hocalarımızdan vardı zaten eski Hatayspor'la Ayhan Kaya diye. Bir maça çıktı. İyi damacı takımı yönetti. Galip de geldik. O yetmezmiş gibi ikinci hocayı aldılar. Yine Hataylı kardeşimiz Baydan Tosya. O yetmez. Onu gönderdiler. Üçüncü hocayı aldılar. Biz diyoruz ki halen böyle hani bizim zaten kısıtlı olan bir imkanlarımız var. Kısıtlı olan bu bütçemizi. Halen hazırda altyapımızda hocalar var. Diyelim ki hoca hiçbir şekilde yani öyle veya böyle bıraktı veya gitti. Sen halen hazırda olan altyapımda futbol federasyonu limit harcamalarına baktığınız zaman Hatay Spor'a 79 milyon mu? Yok 105 küsur milyon. Pardon 105 milyon. 105 milyon. Onda birine yapar bunu? 10,5 yapar. 10,5 yapar. Yani 10,5 milyon parayı altyapıya harcarsa, Mehmet abim az önce Bayern Münih'te Alman takımlarında olduğu gibi. Şimdi bizim, çok sözümü bitireyim ben. Çok ciddi bir rakam. Sözümü bitireyim. Halen hazırda mesela altyapıda futbol şeyimiz vardı, hocalarımız vardı. Ben mesela buradan defalarca söyledim. Evet. Dedim ki altyapıdaki hocamızı değerlendirin. Olduğu kadar. Oldu, tuttu git. Hani ekstra bir bütçe harcamadan git. Olmadı, bir planı devreye sokarsın. İkinci hoca kimse işte alacağım, beğendiğim. Getirirsin. Ne olurdu burada? Bizim paramız yerimizde kalırdı. Ama ne yaptık biz? Hocamızı başta göndermedik. 5 maç sonra gönderdik. Tazminatını verdik. Sonra bir hoca getirdik, para verdik. Göndermek için bir daha para verdik. Evet. Üçüncü hocayı getirdik, yine para verdik.
Adam sözde bizde kalacaktı. Yine gönderildi, yine para verildi. Daha sonra hoca sözleşmesi yapmamışsın. Yapmamışsın yani. Çünkü şimdi onunla ilgili siz de burada çok değerlisiniz bu konularda. Ben de diyorum ki mesela işte hani insanlar para verip de karşısında mesela hem hemşerisi olup hem de böyle Alman futbolunun mesela içerisinde önemli bir yerde görev alan bir insanı bulamaz. Ama bizim işte yanı başımızda. Ve şu an Türkiye'de ve şu an Antakya'da. Evet. Doğru mu yanlış mı konuşuyorum? Ki tanışmışsınız, inşallah bizi duyarlar. Ben son derece yine söylüyorum. Onu ve gurur duydum. Ki artık bundan sonra da öğrenerekten her yerde de artık bunu dile getireceğiz yani. İşte şöyle bir şey var. Tekrar buradan dile getireyim. Çok güzel söylediniz Murat'ı. O konuda hatta siz de o şeydesiniz şu anda harcamalarda da. Herhalde şunu kısa bir söyleyeyim. Belki onunla bir bağlantı kurabilirsiniz. Bizim Berlin Futbol Federasyonu ve Alman Futbol Federasyonu'ndan bazı ülkelerle yapmış olduğumuz şeyler var. Karşılıklı anlaşmalar var. Yani burada nedir? Antrenör lisanslarında veyahut da seminerler yapıyoruz. Bize Çin'den bile gelenler var ve Hindistan'dan ve Afrika ülkelerinden seminerlere katılıyorlar. Bizim antrenörlük lisansları nasıl olduğunu onu takip ediyorlar hocalar olarak. Ve hakemlerle öyle bir karşılıklı seminerler, karşılıklı şeyler yapıyoruz, konferanslar, toplantılar. Dünyanın hangi ülkelerinden geliyorlar genelde? Bize, şimdi şöyle diyeyim, Almanya çoğunlukta yani Avrupa dışından ülkeler geliyor. Bunlar konaklıyorlar, geliyorlar. Konaklıyorlar. Antrenör, ben Hindistan'dan geliyorum. Evet. Orada bir hafta 10 gün. Kalıyorsunuz, artık konaklıyorsunuz, biz sizi ağırlıyoruz. Bütün federasyonların, şöyle Almanya'da 18 tane yerel federasyon var. Her yerel federasyonda kendi bir ufak bir milli takım var. Onların içerisinde de Alman milli takımı oluşuyor zaten. Bu 12'de başlıyorlar. Taramalar 12 yaşında başlıyor. Milli takıma taramalar. 15 yaşında sonra direkt Alman milli takımın futbol grubu oluşuyor. Yani 15 yaşında Alman milli takımı. Çağın ve günümüzün futbol dünyasının içeriğini gelen antrenörlere bilgi, beceri, eğitim. Onlar bizim eğitimlerimizi görsün. Ve oradan hatta bizim hocalarımızı getirelim buraya. Getirebiliriz. Bunu bir hatta sporla bir başlangıç yapabiliriz. Süper. Antrenörlerimizle, lisanslı hocalarımızla geliriz. Burada oradaki antrenör yetiştirmede UEFA lisanslı hocalar da nasıl bir seminer, tercümanlarla beraber getiririz. Sunuluyor zaten onu Hindistan ve Çin kendi tercümanlarını gönderiyorlar ekip gönderdikleri zaman. Veya davet ederiz Hatay Spor'dan antrenörler gelir, hakemlerimiz gelir. Hakemlerle ayrı bir seminerler, antrenörlerle ayrı bir çalışmalar, seminer, konaklama. Rutin her yıl hakem olsun, antrenör olsun. Evet. Bunlar rutin her yıl. Devamlı tekrarlıyoruz bunu. Tekrarlıyoruz. Koronadan dolayı şu an duraklama oldu. Ama 2021'den itibaren tekrar başlayacağız. Bunu her gün yapıyorsunuz? Her yıl yapıyoruz, evet. Süper olur vallahi yani. Mali boyutu nedir bunun Mehmet abi? Yani gelen hakem hocalarımız, antrenör hocalarımızın yani bu geliş gidiş konaklama. Şey Mustafa Bey, uluslararası o konuda bir kural vardır. Siz uçağa atlar buradan gelirsiniz. Oradaki evet. Konaklama ve otobüs yatma, yerleşme şeyler hepsi o federasyona evet, aittir. Evet. Yani Almanya'daki? Almanya'daki şey. Onların ayarlamasını zaten bütün yerleri, şeyleri, organizasyonu ben yapacağım oradan. Benim yanımda süper. Çalışan ekibimiz var. Biz sadece gidiş geliş. Siz gidiş geliş yani uçak biletini yapıyorsunuz. Bravo olarak budur. Biz orada geldiğimiz zaman ekiplerle, başlarında delege başkan olarak ben geleceğim. Hatta başkanımız da gelebilir. Hatay'ı çok merak ediyoruz demiştim. Mayıs ayında Hatay'a bir tur düzenliyordum. Olamadı maalesef. Başkanımız da getirecek gibi. Böyle çok merak ediyor kendisi. Yani bu kültürler şehri, Antakya'ya, üç dinin bir arada yaşaması. Ben onlara bunu devamlı anlatıyorum. Yani nasıl bir ülkenin, nasıl bir yerden geldiğim için illa gidip görmeniz lazım, bir uzun çarşıyı gezmeniz lazım, bir tepsi kebabını yemeniz lazım ki şeyi bilirsiniz diyerek. Yani tabii çok merak ediyorlar. Orada uçak biletimizi biz de alıp geleceğiz. Buradaki tabii ki şeyler Hatay Spor'da, bizim ekibi buradaki grubu, diyelim bunlar 12, 14 ve 16 arası olabilir. Karşılayacaklar ve buradaki desteğe gireceğiz. Hocalarımız, o hocalarla karşılıklı bir şeyler yapacaklar. Biz o zaman buradan Sayın Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, Doçent Doktor Lütfü Savaş'a çağrıda bulunalım. Evet. Mehmet Batur abimiz diyor ki, uluslararası bir anlaşma
dünyanın özellikle Çin, Hindistan gibi ülkelerden her yıl Almanya'ya gerek hakem, gerek futbol hakemi, gerek de futbol antrenörleri sadece gidiş geliş uçak biletlerini alıyor. Geri kalan bütün konaklama, yeme, içme, yatma işini de federasyon. Buradan duyurulup futbol federasyonuna... Başında Mehmet abimiz var zaten. Tabii. Mehmet abi de zaten bizi orada özellikle Hataylıları özel bir ablamaya bakıyor. Şöyle bir şey yapalım mı Mehmet abi? Şimdi muhtemelen bir program daha yapacağız başkanımızla, evet. Lütfü başkanımızla. Biz bu konuyu ciddi anlamda değerlendirelim o zaman. Güzel bir şekilde anlatalım kendisine. Şimdi, bugün 54 yıllık yaşında Mehmet abiye bugün ben ne kadar teşekkür etsem azdır. Hiç bilmediğimiz, çalışmadığımız bir konuyu bize gündeme getirdi. Bakın Türkiye'nin 81 ilinden amatör ve profesyonel lisanslı bir amatör futbol antrenörü uçağa binip Almanya'ya her yıl bu seminere kendi imkanlarıyla da gidebilir. Kulüp bazında da gidebilir. Peki özür dilerim lafı unutma sözünü. Evet. Biz mesela gazeteci kimliğimizle biz her yıl bu programa katılma şansımız olabilir mi? Tabii siz de katılabilirsiniz. Öyle bir şeyleri izleyebilirsiniz. Tabii davetimiz olarak gelebilirsiniz. Orada yani yerimiz bizim federasyonun hatta bir göl kenarında bir güzel bir eski bir şato yerimiz var. Konaklamayı da orada yaptırıyoruz. Tarihi bir yer. Hiç bozmadık orayı. Bu arada, yeni yerimiz olduğu için. Bu arada 7-24 artık telefonlarınız susmaz mı? Artık her zaman sizi arayacağız biz bu konuda. Bilginiz olsun yani artık Mehmet abi. Çünkü öyle bir şey ki ben vallahi de billahi de şu an şu zamana kadar ben Mehmet abi nasıl tanımamışım onun üzüntüsü içerisindeyim. Vallahi de billahi. Ben istersen buna da bir açıklama getireyim. Buyurun. İşte Hatay'ın yine döndük dolaştık. Hani sakın bu sözü söyleme. Siyaset yapmıyorum. Yok. Hatay'ın Türkiye'deki siyasi yanlışların, siyasetin içerisinde bulunan yanlış insanların getirisi bu. Evet. Hatay yaklaşık 20 yıldır bir iktidar siyasi partinin hegemonyasında, liderliğinde, önderliğinde hizmet yapıyor. Şimdi Avrupa'nın uluslararası anlaşmalara baktığınız zaman herhangi bir de A'dan Z'ye birçok anlaşmalar var. Yani denizde, karada, havada, sporda, siyasette ki en güzel olaylardan bir tanesi. Ve kardeşim bugün Almanya'nın en kötü şehrine bir uçak bileti gidiş geliş yani 1000 euro dahi etmiyor. Etmez. Yani 1000 euro dahi etmiyor. 1000 euro da zaten 5-6 bin lira. Zaten sen bu parayı koyamıyorsan bu işi yapma kardeşim. Yani. İşte Futbol Federasyonu, ehliyet ve liyakat sahibi insanların, yani futbolun içerisinden Almanya'daki örnek işte belli. Futbolu bırakmış, her biri birbirinden değerli isimler Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı oluyor. Bu insanların plan programı doğrultusunda Alman futbolu gelişiyor. Peki bizim içimizde yok mu? Bir sürü güzel isimler var. Cüneyt Tanman, işte Oğuzlar, Rızalar, Ertuğrul Sağlamlar. Yani saydığımız zaman çok kaliteli isimler var. Bunlar Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı yapacak. Bana iş adamı, siyasetçi, işte tarladan gelen, sanayiden gelen işçi, şu veya aynen. Bu yapmayacak. Futbolun içerisinden gelmiş. Futbolu bilen, futbolun içerisinden gelmiş insanlar. Yeşil zeminden, toprak sahadan gelmiş, oynamış. İsterse amatör oynasın ama futbolu bilen bir adamın federasyon başkanı olması gerekir. Bayan Münih örneğini verdiği gibi 80 milyon bütçesi var, 8 milyon euroyu mecburen diyor. Harcamak zorunda. Bu resmi belgeyi teyit etmediği zaman Bayan Münih'e hemen ceza mı? Tabii ceza geliyor. Cezalardan sonraki önce uyarı. Tabii uyarılardan sonraki şey en son cezada bir alt lige düşmektir. Yani düşürmek. Mehmet abi, duruma tabii ki getirilmiyor. Yıllardır evet. Futbol Federasyonu 3 tane kulübü ayrı bir kefede değerlendirdi. Adı evet. Üç büyükler İstanbul, evet. Adı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Yıllardır hem Türk futbolunu hem de Türk futbolcusunu, antrenörünü alaşağı yaptı. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Ne açıdan? Futbol Federasyonu ve Türk futbolunun kaymağını yedi bunlar. Hakem sahaya çıkıyor, hakem düdük çalamıyor. Evet. Taraftar baskısı, hakem baskısı, işte siyasi baskı hep üç büyüklere kayırdı. Bugün proje takımlar geldi. İşte Başakşehir bu sene, geçen yıllarda Trabzon ve Bursa Spor'dan sonra Başakşehir. Hani İstanbul takım ama şu hoşuma gidiyor. Proje takım 6 yıl içerisinde kurulmuş bir takım geldi. Süper Lig'de şampiyonluğu oynadı. Ve birbirinden çok değerli Türk futboluna güzel futbolcular armağan etti. Evet. Yani demek ki istersen bizim Türk insanı da Türkiye'de bunu çok rahatlıkla yapabiliriz.
Şimdi Hatayspor'un altyapısında 12 tane hocamız var. Ve bu hocalarımızın uzun bir dönem Hatayspor'un altyapısında hatta 15, 14, 12 yıl çalışan hocalarımız var. Ama Hatayspor'a baktığımız zaman, demin işte az önce Murat kardeşim de söyledi. Hatay'ın profesyonel kadrosunda 2 tane Antakyalı Hataylı çocuk var. Evet. Hani bu illaki 5-6 olması değil ama altyapısı yok. Evet. Hocalarımız var ama mecazi anlamda hocalarımız var. Fakat vitrine çıkaracağımız memleket çocuklarının futbolcu yok. Oysa Türk futboluna baktığımız zaman özellikle İskenderun kanadı, bilmiyorum takip ediyor musunuz? Evet, Hatay'ın olmazsa olmaz 3 tane ilçesi benim çok hoşuma gider. Özür dilerim. Beyhanlı, Kırıkhan, Samandağ'ı, İskenderun. Son dönemlerde Altınözü'nün inanılmaz altyapı patentine baktığınız zaman bu ilçelerimizde çok kaliteli İyi çocuklarımız var. İyi çocuklarımız var. İnanın Avrupa'nın, dünyanın sayılı kulüplerinde bu çocuklarımıza eğer imkan verilse rahatlıkla oynayabilir. Fakat gel gelelim bizim işte Hatay futbolunda kulüp başkanlarından tutun, yani alttan antrenörlerimizden tutun da Hatayspor'a kadar çok kısır bir döngü var. Yani başarıyı biz hazmedemiyoruz ve kabul edemiyoruz. Geçmiş yıllarda bir Gökhan Zan çıktı. Türkiye'nin en iyi hem Galatasaray hem Beşiktaş'ta top oynadı. Uzun yıllarda milli takımda top oynadı. 5 tane antrenör sahiplendi buna. Dedi ki 5 antrenör ben yetiştirdim. Ya böyle bir dünya yok. Yani özellikle... Şimdi, bir de şöyle bir şey var, özür dilerim. Bir de şöyle bir şey var mesela. Şimdi takım ortalardayken, ortalarda yok. Takım şampiyon oluyor, sosyal medyada ortaya çıkıyor. İşte biz bunlara karşıyız aslında. Yani az önceki hani lafınızda hani... Ya bu Türk siyasetinde, Türk sporunda maalesef çok kısır bir dönem. Yani biz kötü günlerde yokuz, iyi günlerde varız. Ki aslında olması gereken de o kötü günler. Çok güzel bir şey değiliz. Şöyle bir şey, ben de aslında her zamanki düşüncelerim aynıdır. Gökhan Zan o 5 hoca demeyecekti yani ben yetiştirdim. Gökhan Zan kimin ismini veriyorsa demek yetiştiren odur. Yani onu kendisini vitrinle çıkartmadan. O 5 kişi yani ben yetiştirdim diyor. Gökhan Zan'ın bu olaydan haberi yok. Bir tanesini söylüyorsa demek ki gerçekte yetiştiren o insandır. Şimdi ben proje adamıyım ve evet. Ben organize adamıyımdır. Yani ve çalışmalarım her zaman için uzun vadedir. Ben 11 yıldır Berlin'de ve Almanya'da dünyadaki ilk yapılan tek papazlar ve imamlar kutlu karşılaşması organizesi yapıyorum. Her sene bir defa. Oo, çok güzel. Bu Berlin'de yapıyoruz bunu. Şu anda ne Avrupa'da var ne tüm. Ve bu kimin Google'da bakabilirsiniz. 2009 yılında yani 2007'den beri 13.sünü yapacağız şu an. 2009 yılında davet ettim. Prince Charles ve Camilla geldiler. Kupaları papazlara ve imamlara onlar geldiler. Allah. Öyle bir karşılaşmaya. Yani şimdi demek istediğim 10-13 senedir yapıyoruz. Ve benim yeni uygulanmış olduğum dinler arası demiştim, kültürler arası kaynaşma 3 tane şeyi ibadethaneye ziyaret düzenliyoruz. Almanlar ve Türk kulüp yöneticileri ve antrenörlerle senede bir defa şeye gideriz, bir camiyi ziyaret ederiz. Yani en azından gelen oradaki Hristiyan hocalarımız, Almanlar bir cami görüp de dinimizi en azından keşfetsinler, incelesinler diyerek ve aynı gruplarla çoğunlukla 30 ile 35 arası bir kiliseye gideriz. Ve Hertha Berlin belki onu çoğu bilmiyordur. Ve Almanya'da da tek kulüp stadında 1936 yılında kurulmuştur. Hitler oradaki olimpiyatları uyguladığında kilise vardır stadın içinde. İslam'ın içindeki kiliseye gittik hatta birisinde. Oradaki kiliseyi ziyaret yapıyoruz ve senede bir defa da sinagogu ziyaret ediyoruz. Aslında Antakya, o grubu ben getirdiğim zaman zaten burada Antakya'da üçünü bir arada görecekler, yaşayacaklar. Adamlar böyle bir şey götürmeyecekler. Kiliseyi hepsini görecekler. Yani kültürel arası. Demek istediğim yani uzun vadeli şeylerle, federasyonluk çalışmalarla yani Türk kökenli en azından şu ana kadar 200-300 tane futbolcu yetiştirmişiz. Yani bunlar benim teşviklerimle ve bütçesi olmayan bir C lisansı, UEFA lisansı 450 euroya mal oluyor orada. 450 eurosu olmayan bazı antrenörümüzle hocayları ben gördüğüm zaman diyorum tamam bendesin. Onu ben karşılıyorum. O çocuğumuz yeter ki yetiştirelim. Aynı zamanda antrenör 2011 yılında
davet edip Berlin'e Cüneyt Çakır'ı getirdik. Orada Simmerler dedik, başkonsolosluğumuzun şeyi, Türk evi var orada, Türk evini kullandım. O organizeydi, ben yaptım orada. Ve Cüneyt Çakır'la bir söyleşi bütün kulüplere davet ettik. Çünkü aslında projeye anlamı neydi? Türk kökenli şeylerimizden, vatandaşlarımızdan, kulüplerimizden antrenör yetiştiremiyoruz. Nasıl bunu hızlandırırız, nasıl geliştiririz? Benim bir Alman antrenörü çağırana kadar bizim, çünkü hepsi demin dediğimiz gibi üç büyükleri, kulüpleri takip ediyor. Fenerbahçe'li, Galatasaraylı, pardon, Süper Lig'i takip ettiğinden o şeyde biraz popülerdi, yine gelişmekteydi. Cüneyt Çakır aklımıza geldi. Cüneyt Çakır'ı çağırdım. Onun katılımından sonra şu an Berlin'de bizim olan 1800 tane antrenörümüz var. Bunun %30'u Türk kökenli. 1800 antrenörümüz var. 1800 antrenör var. Berlin'de. Evet. O toplantıdan sonra %30'da Türk. %30'u bunun da Türk kökenli. Yani çok büyük bir rakam. Ve antrenör sayımız da şu anda lisanslı Berlin'deki antrenör sayımız şey olmasın böyle, bana gelen son koronadan önceki rakamları 320. Vay 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 vay. Yani bunlar ciddi ciddi konular. Ben bir kez daha iptal ettim ve şu an bizi seyredenler lütfen iptal etsin. Ben yani hemen şu dipnotu düşün. Bizi izleyen seyircilerimizden çok çok özür diliyorum. Hatay'da ilk defa yerel bazda yayın yapan Doğuş TV böyle nadide güzel bir abimizi yakalamışken sizlerden özür diliyorum. Şu an Hatay Spor'un bunu pazartesi günkü Yeşilzemin spor programında yaptığı olduğumuz gibi kullanacağız. Ama stüdyomuzda şu an çok değerli bir konuğumuz var. Türk futboluyla Hatay futbolu, Türk futbolu ve Alman futboluyla arasındaki benzer ve yanlışları, doğruları konuşalım. Lütfen seyircilerimiz bizi mazur görsün. Birbirinden güzel demeçler vermişsiniz. Birbirinizden güzel, birbirinden güzel sorular sormuşsunuz. Sorular soruyorsunuz ama bizi mazur görün. Bu özel programda hazır Mehmet abimizi bulmuşken Almanya Berlin Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, aynı zamanda Almanya Futbol Yönetim Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi abimizin bilgi ve tecrübesinden yararlanalım. Bugün sadece ve sadece Mehmet abimize ayırdık bu bölümü. O yüzden hepinize tek tek özür diliyorum. Bize bu konuda soruları yöneltirseniz tek tek cevaplayalım. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Şu an. Evet. Son 5 dakika. Tamam. Ben bir soru soracağım, devam edin. Tamam. Mehmet abi, ben bir soru soracağım. Mehmet abi, sizin sözleriniz bittiyse soracağım. Tabii bitmiş diyoruz. Şimdi mesela sizin, şimdi Hatay Spor Süper'e çıktı. Sizin mesela Hataylı olarak oradan, mesela Almanya'dan işte Hatay'ın, işte az önce de Mustafa Hoca'nın söylediği gibi altyapısına yetişen çok güzel futbolcularımız var mesela, böyle iyi futbolcular var. Hiç böyle kendi açınızdan bakıp da hani ya işte Hatay'da da bizim altyapıdan yetişen futbolcularımız var. Hiç böyle bir şeyiniz oldu mu? Eğiliminiz oldu mu yani Hatay'dan da hani bakalım, kazandıralım gibi? Böyle bir çalışmanız oldu mu veya var mı? Şimdi o şekilde bir şeyimiz olmadı diye açıkçası söyleyecek olursam. Oğlumun oynadığı dönemde ben Hatay'a geldim. Şeyde, maça da gelmiştim kendisi. Yani birkaç sene devamlı gelemedim. Ve tesislere gitmiştim. O zamanki tesisleri izledim. Hatta bugün İstanbul'dan oradan geçtim. Özellikle Antakya'ya gelmiştim şeyden. Belen'den. Annem gibi orada yaşıyorlar babalarım. O bayramın vesilesiyle burada bulunuyorum. İstanbul'dan oradan özellikle geçtim. Bir stada bakayım dedim zaten. Yani içine giremeyeceğim şu dönemde. Nasıl olmuş yani, stadyumda nasıl olacak inşallah. Hatta buradaki diyelim bazı karşılaşmalar olursa gelmeyi de sırf maç için bir hafta sonu iki şeyi bir arada, hem babamı gibi izlerim şey yaparım, görmüş olurum, hem de maç izleyip dönmeyi düşünüyorum yani Süper Lig'de böyle bir şey yaşamak için. Maalesef o şekilde bir şeyim, Hatay Spor'la bir temasım veyahut da altyapıdaki çalışanları takip etme şeyim olmadı, bir fırsatım olmadı. Ama Hataylı olarak oynayanlar çok, onlar bizi bilirler. Hemen hemen demin demiştiniz yani telefonlarla susmaz. Benim gerçekten susmaz yani ben orada bütün Türk kökenli ve yabancı kökenli futbolculardan, sporculardan sorumluyum. Yani beni devamlı arayabilirler, her zaman ona 7/24. Hangi sorular olursa, ne olursa, sıkıntılar, federasyonel lisans sıkıntılarını bile hatta gelmeden önce çözdüm de buradan e-maillerle lisans sıkıntılarını bile ben çözdüm çocuklar.
yazarlar çözelim. O konuda hepsiyle uğraşıyorum. Hataylı olarak altyapıda oynayanlar var. İşte bir tanesi yine iki tanesi benim çocuklarım. Onun gibi başka tanıdığım Antakya'dan var, İskenderun'dan var, arkadaşlar Kırkan'dan var, Reyhanlı'dan var. Hepsi çocuklar futbol da oynuyorlar. Ama öyle bir dengi bir başlangıç yaparsak öyle bir şeyle bir karşılıklı seminerler, toplantılar, Hatay Spor'da buna şeyi de ekleyebiliriz. Yani genişletip belki Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hatay temsilcisi diğer antrenörler de katabilir buna. Burada başarılı olan Hatay'daki antrenörler ve hakemler de katabilirler böyle bir şeyin projesinin içerisine. Ve bunu şey olarak da ileride geliştirebiliriz. Bir turnuva olarak Berlin'den 2-3 takım getirip burada Hatay Spor'un altyapısındaki U15 ve U14 hangi şeyler var, U12 var mı bilmiyorum Hatay Spor'da varsa. U12'den başlıyor zaten aşağı yukarı. Onlarla bir turnuva da düzenleyebiliriz burada, organizasyonu yaparız. Ben öyle bir turnuva organizasyonu Antalya'da yapmıştım. Berlin'den her tabi Berlin'i getirmiştim, Dortmund'u getirmiştim. Yani bir telefonla onlar gelmişlerdi benim ricamla. Ben de Türkiye Spor'u başında geldim ailelerle bir uçak kiralayıp gelmiştik şeye. Antalya'ya ve orada da güzel bir turnuvalar düzenledik. Şu an tarihi sözlere tanıklık oluyor şu an. Şu an biz sizinle tarihi sözlere tanıklık veriyorlar. Yani zümrüt, cevher elimizde. Fakat farkında değildik. Ben herkes adına çok çok özür diliyorum. Ki yani geç kalınmış bir şey ama hani nereden başlarsan hani derler ya kârdır diye. Bu bir başlangıç olsun. Ama yine yetkililerle bizim bir araya gelip Mehmet Hocam'ın bu şeylerini güzel bir şekilde arabuluculuğunu biz yapacağız. Şimdi bunu biz yapacağız. Yurt dışına çıktığınız zaman yüzlerce belki onlarca yüzlerce Mehmet Matur gibi abilerimiz var. Kaliteli ehliyet ve liyakat sahibi. Ama Hatay'a baktığınız zaman, yurt içine baktığınız zaman sadece bizde bir tane Lütfü Savaş, doçent doktor Lütfü Savaş var. Hatay Spor'a ne yaptığı, ne getirdiği, ne götürdüğü ortada. Bugüne kadar inançlı, ben Süper Lig'e çıkaracağım diye bu kadar inançlı bir başkan, onursal bir başkan. Öyle dedi. Evet. Dedi. Şahit oldum. Şimdi Lütfü Savaşların sayısal, siyasi ve iş adamların sayısal çoğunluğu olursa ben değil, biz paylaşımcılık yaparsak, Mehmet abi zaten bak programın başından beri hep projeden bahsediyor. Evet. Yani herhangi bir sivil inşallah o dernek konfederasyon olarak bize nasip olacak. Biz böyle bir proje yapacağız Mehmet abi. Köprü vazifesi olmak isteriz. Hani başkası yaparsa da destekleriz, hiç sıkıntı yok. Ama gerçekten bugün Murat kardeşim de az önce bahsetti. Size bugün biz ne kadar teşekkür etsek azdır. Yüzlerce binlerce kez size teşekkür ediyoruz. Hatay Gazeteciler Cemiyeti olarak yenisi 15 Temmuz'dan sonra kongremizden sonra Türkiye Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak ve uzun dönem uluslararası ilişkilerden kaynaklanan buradan adını sayamayacağım birçok kahraman arkadaşlarımız ve abilerimizin sayesinde böyle güzel bir ismi yerel bir televizyonun stüdyo konuğu olması bizleri gerçekten Doğuş Dili ailesi olarak bahtiyar etti. Biz defalarca kez kendisine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgilendirdi bizi. Son bir soru soralım. Öyle şekilde kapatalım. Öyle kapatalım. Sormak istediğim çok özel olsun Murat. Benim çok şöyle bir şey. Şimdi gerçekten program başından beri çok heyecanlıyım. Evet, bugün içimde geçenler zaten anlattım. Sormaya çalıştım. Ki bundan sonraki süreç şu olacak. Kafamdaki soru işaretleri de sordum Mehmet abiye. Aydınlattı bizi sağ olsun. Bu arada tekrardan söyleyelim. Mehmet Garip Başkanımız. Evet. Mehmet Garip Siper. Gazeteciler Cemiyeti'nin ismi de değişiyor bu arada. Evet. Yine tekrardan altını çizelim. Türkiye Uluslararası Basın ve Gazetecilik Cemiyeti olacak. Evet. Ki bu aynı zamanda biliyorsunuz ki dünyanın her tarafında geçerli bir konuma gelecek. Onun için sordum. Hani dedim ki böyle bir turnuva olduğu, düzenlendiği takdirde hani anlaşma sağlandığı takdirde Mehmet abi biz diyor ki biz hazırız. Sadece bizim karşımıza bize bir davetçi lazım diyor. Yani biz Almanya'da biz hazır bekliyoruz sizi. Evet yani hazır Türkiye'den bekliyoruz. Yani Diyarbakır, Hakkari'den Edirne'ye kadar herhangi bir resmi lisanslı amatör profesyonel bir kulüp böyle bir teklifte bulunduğu zaman diyor biz geliriz ama diyor. Şöyle bir şey var. Biz öncelikliyiz Hatay'da olarak.
Tabii ki ben bir Hataylı olarak Hataylı söylemem lazım. Hatay daha öncelikle. Yani biz unutmadık. Yani geldiğimiz yeri unutmadık. Orada 40 sene üstünde de yaşamış olsak. Evet. Ne Hataylı olduğumuz ne Türk olduğumuzu illaki şey yapamadık. O konuda bir şey daha eklemek istiyorum ben. Sorun olarak sosyal dediğinizde. Evet. 7 Ekim'de Türkiye-Almanya arasında Köln kentinde bir dostluk karşılaşması yapılacak. Hatta beni buraya gelmeden önce Alman Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller aradı. Mehmet dedi, senin dedi o karşılama komitesinde burada yanında görmek istiyorum. Yani o tarihlerde burada bulunur musun? Yani izinle ona göre lütfen ayarla dedi. Bak. En azından burada beraber dedi, Türkiye Milli Takımı'nı karşılayalım başkanını, karşılama federasyon başkanlarını. Tamam dedim başkan, geliyorum dedim, yanındayım. Ve buradan da benim de çağrım olsun, Lütfü Savaş başkanımıza şayet müsait olursa kendisi de 7 Ekim'deki karşılaşmada, Köln'deki karşılaşmasında kendisine ağırlamak isteriz. Oradaki federasyon başkanıyla da bir tanışmış olurlar. Emniyat başkanı da gelirse tabii ki. Ve sizler de basın mensubu olarak orada da başa gelirseniz en azından. Biz inşallah geleceğiz. Oradaki uzmanı belki. Konuşmalarımızı buradan orada da devamlı getiririz. Bir ilk adımlarda belki atmış oluruz. Biz belki o karşılaşmaya belki gelemeyebiliriz ama inşallah geleceğiz, ama başka bir programda geleceğiz inşallah. Onu özellikle de sordum. İnşallah Lütfü, Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş Başkanımıza buradan Doğuş TV Yeşilizm Spor Programı olarak evet Mehmet Batur abimizi serzenişini duydunuz. Bunu size yazılı ve sözlü olarak da aynı zamanda iletiriz. Bu güzel davetinden dolayı kendisine sizin adınıza, Hatay adına teşekkür ediyoruz. Çok güzel ve çok anlamlı bizim açımızdan Doğuş TV Yeşilizm'in spor programı olarak bize renk kattınız, çok güzellikler kattınız. Gerçekten bir yer televizyon kanalının çok üstünde bir program oldu. Size bir kez daha çok teşekkür ediyoruz Mehmet abi. Özel hayatınıza ve gelecekteki Almanya'da, Türkiye'deki iş hayatınıza başarılar diliyoruz. İyi ki varsınız, tanıştık. Bizi vesile kılan bütün arkadaşlarımıza buradan da çok teşekkür ediyoruz. Tabii yaklaşık bir yıldır Doğuş TV'de Yeşilizm Spor Programı sunuyoruz. Son bir yıldır Mehmet Garip Siper, Erdal Yardımcı, Cengiz Yıldız, buradan bu kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Erdal Yardımcı abimize ve şu an aklıma gelmeyen isimlerini spontane söyledim. Onlar da bizi mazdur görsün. Türkiye Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak da Mehmet Matur abimize çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel çalışma neticesinde böyle güzel bir insanı ağırladığımız için kendisine ne kadar çok teşekkür etsek azdır. Gerçekten bizlere, Türk futboluna, Hatay futboluna güzel bir sunum yaptı. Son kez sizinle kapatalım. Murat, bir şey diyor musun? Aynı duyguları taşıyorum ben de. Evet. Sonsuz sonsuz teşekkürler ediyorum size ve ailenize. Sağ olun. Buradan da selam olsun Almanya'ya, sizin vasıtanızla. Son kez ne söylemek istersin? Ben de çok teşekkür ederim Doğuş TV'ye. Benim buraya davet ettiği için böyle bir şeyde kendime en azından burada deneyimlerimi anlatıp sevgilemek adına öyle bir fırsatı verdiğiniz için de ben sizlere teşekkür ederim. Programında başarılı olarak devamını dilerim. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Doğuş TV Yeşilizm Spor Programı olarak her ne kadar sürçülisan yaptıysak bugün taraftarlarımızdan bir kez daha özür diliyorum. Transfer konuşmamamız lazımdı. Neden? Çok kaliteli, değerli bir abimiz, bir büyüğümüzü ağırladık bugün. Özel abimizi. Özel bir program. Bu özel programlarda bizleri mazur görün. Pazartesi günkü yayınımızda inşallah her türlü transfer, teknik, gelen gidenleri tartışacağız, konuşacağız. Bizi mazur gördüğünüz için bir kez daha sizlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Saygılar, sevgiler. Hayırlı akşamlar.